Değerli izleyiciler, şu an yanımızda Özdeş Türkiye Kullanıcı Topluluğu'ndan Sayın Serdar Hakan Düzgören var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi size 3D Studio Max ile ilgili birkaç sorumuz olacak. 2016 versiyonuna gelen temel yenilikler nelerdir? 3D Max'in 2016 versiyonuna gelen yenilikler birçok. Aslında programın çekirdek yapısı ve kullanım özellikleri 2015 ve 2014 versiyonlarına göre %30 ya da %40 oranında değişmiş durumda. Kullanıcılara birçok yeni özellikler getiriyor. Özellikle fiziksel kamera özelliği diğer versiyonlarında yoktu. Artık 3D Max'in kendine ait bir fiziksel kamerası var. Ayrıca bu fiziksel kamerayla Canon, Nikon ve Sony markalarına üretmiş olduğu fotoğraf makinelerinin lens dosyalarını kullanıyor. Bu firmalar Autodesk'e bu konuda destek verdiler. Ayrıca herkesin bildiği Vray Render motorunun yöneticisi olan Chaos Group da fiziksel kameranın geliştirilmesinde Autodesk'e destek veren firmalar arasında yer alıyor. Bunun dışında 2016 versiyonunda kullanıcılara özellikle animasyon tarafında çok büyük kolaylıklar tanıyan özellikler var. Mesela daha önce 2014 ve 2015 versiyonlarında yapılan animasyonlar özellikle çoklu sahnelerde kullanılan kameralarda animasyonlar tek tek render edilir. Sonrasında After Effects gibi programlarda bunların birbirlerine montajlamaları yapılıyordu. 2016 versiyonunda artık böyle bir sorun yok. Programın hemen alt tarafında yer alan tam timeline çizgisinde kamera scratcher özelliği getirildi. Sahnenizde kaç tane kamera kullanırsanız kullanın, bu kamera scratcher alanında kameranız arasında geçişler yaptırabiliyorsunuz. Bunun dışında repeater özelliği geldi. Özellikle modellemiş olduğunuz bir objeden birçok kopya oluşturacaksanız bunun için sizin ekstra uğraşmanıza gerek yok. Repeater modifiyere kendisi otomatik olarak sahnedeki poligon sayılarını çoğaltmadan çoğaltma işlemini gerçekleştiriyordu. Yani önceki versiyonlarda sahnedeki kopyalama işleminden sonra poligon sayısı çoğalırdı. Bilgisayarda yavaşlama, programda yavaşlama gibi birçok sıkıntı ortaya çıkardı. Sonrasında aydınlatma sistemi 2016 versiyonunda değişti. Işıklandırma analizi getirildi, ışık hesaplandırma özelliği getirildi. Sonrasında Mental Ray render motoru geliştirildi Nvidia ile beraber. Sonrasında yine Ray render motoru, GPU odaklı render olan bir render motorudur. O render motorunun da kendi içerisinde daha hızlı render alma işlemleri gerçekleştirildi. Tabii modifier liste daha birçok yeni değiştirici araçlara eklendi. Özellikle chamfer komutu yine poligon sayısını çoğaltmadan objelerinizin kenarlarını yuvarlatılma işlemini sağladı. Peki. Peki, Extension One paketinin kullanıcılara sağladığı avantajlar nelerdir? Şimdi Extension One paketinin kullanıcılara birçok avantajı var. Şu yönden öncelikle ücretsiz. Autodesk hesaplarından ücretsiz olarak indirip kurabiliyorlar. Onun dışında içinde gelen birçok yenilikler var. En önemli yenilik Max'in yazı özelliği önceden standart 2 boyutlu yani çizgisel olarak yazı yazma imkanı veriyordu. 3 boyutlu olarak yazamıyordu. Sonra da modelleme araçlarıyla yazı 3 boyutlu hale getiriliyordu ve birazcık daha modelleme kısmına hakim olmak gerekiyordu. Ama şimdi Text Plus özelliğiyle kullanıcı çok acemi olsa bile hani bir objeyi 3 boyutlu hale getirmek gibi bir zorluğu yok. Text Plus kendi kendine zaten 3 boyutlu hale getirebiliyor. Sonrasında kendisi zaten bir metin editörü özelliği var. Buradan çeşitli değişim fontlar kullanılabiliyor. Artık eğer sistemlerinde ne kadar font varsa Text Plus onların hepsini destekliyor. Renkler verilebiliyor, fontlara göre yazı şekil alıyor. Sonrasında bevel özelliği var. Yani yazının üst kısmını da alt kısmını geniş yapmak gibi özellikleri var. Sonrasında Extension One paketinden gelen diğer önemli yönel özellik ise animasyon kısmında. Mesela özellikle sahnelerde basit animasyon olarak düşünelim. Domino taşları var. Bunları kendisi domino etkisi yaratarak düşürmek istiyor. Önceden bunu yapabilmek için ciddi olarak bir animasyon bilgisi gerekiyordu. Frame to frame mantığında çalışması gerekiyordu. Timeline'a hakim olması gerekiyordu. Ama Extension One paketinde sadece bir objenin hareketini kayıt altına alıyor. Sonrasında
aynı özelliği diğer objelere uygulatarak animasyonu gerçekleştirebiliyorum. Bu işlemde yani bunda en acemi kullanıcıyı düşünürsek 1,5-2 dakikasına kadar alabilecek bir özellik. Extension One paketinde bu tarzda özellikler. Peki, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.